Sokrates, milattan önce 469'da doğduğunda bir taş işçisinin oğluydu. Babası heykelci, annesi ebeydi. Babası onu kendi mesleğinde, yani bir heykeltıraş olarak yetiştirmek istediği halde Sokrates felsefeye ilgi duymuştur. Meydanlarda, tiyatrolarda ve yollarda felsefi tartışmaların yapıldığı bir ortam içinde böyle bir istek gayet doğaldı. Gelişmesinde sofistlerin etkileri olduysa da sorularında daha derine giden, yaşamayı daha özünden kavrayacak bir filozof olmayı yeğledi. Felsefenin kurucusu olarak görülen Sokrates, her daim sorgulayıcı yaklaşımıyla tanınmış ve benimsenmiştir. Zamanını Atina sokaklarında dolaşarak, karşılaştığı insanlarla konuşarak gerçeği arayarak geçirdi. Gerçeği ararken başkalarını da uyandıran, alışkanlıklarının yüzeysel ve rahat kabuğundan çıkartmaya çalışan bir kişi olarak ister istemez pek çok kişinin, özellikle de bilgisizlikleri gösterilen küçük düşen sıradan sofistlerin düşmanlığını kazandı. Özel yaşamına ilişkin fazla bir şey bilinmemekle beraber Sokrates, Platon ve Xenophon'a kadar uzanan bir geleneğe göre kendisine 3 çocuk veren Xantippe ile evlidir. Platon ve Xenophon çizdiği portreye göre basık burunlu, patlak gözlü, sarkık dudaklı ve göbeklidir. Alçak gönüllü, alışkanlıkları ve felsefeden başka bir uğraşı olmadığı bilinen Sokrates, başta öğrencisi Platon olmak üzere Yunan gençleri üzerinde giderek kendisini taklit etmeye varan derecede yükselen bir etki yaratır. Onun gibi yalın ayak yürürler. Sokrates, aritmetik geometri, astronomi ve politikaya ilişkin yeterli düzeyde bilgiye sahipti. Çok basit bir yaşam sürmüştü. Her ne kadar görüşlerinin çok etkili olduğu kabul edilmişse de hiçbir yapıt kaleme almamıştır. Onu iki öğrencisi Platon ve Xenofenes'in yazdıklarından tanımaktayız. Ahlak felsefesinin kurucusu olarak kabul edilen Sokrates'in yaşamının en belirgin olaylarından biri, M.Ö. 399 yılında hakkında açılan davadır. Platon'un Sokrates'in Savunması adlı eserinde anlattığı kadarıyla Sokrates, şehrin tanrılarına inanmamak, onların yerine başka tanrılar koymak ve böylece gençliği zehirlemekle suçlanır. Sokrates bu suçlamalar sonucunda ölüme mahkum edilir. Sokrates yazılı bir kaynak bırakmamıştır. Yaşamı ve düşünceleri ile ilgili bilgiler, Aristophanes gibi çağdaş yazarlar, Platon ve Xenophon gibi ardılların yazdıkları ve Sokrates'in ölümünden 15 yıl sonra dünyaya gelen Aristoteles'in dolaylı anlatımlarıyla günümüze ulaşmıştır. Sokrates, M.Ö. 399 yılında Atina'da ölmüştür.